Cezaevlerinde 200'e yakın tutuklu var Gezi'den dolayı. Liseliler var. Mesela Ankara'da bir fen lisesi öğrencisi var 15 yaşında. Çok zeki bir çocuk. O da içeride. Fakat bu tutuklamalar da komik bence. Çünkü hükümet alıyor 10-15 gün sonra da tutuklama itiraz dilekçesiyle bir bölümünü bırakıyor. Aslında hem alıyor hem korkuyor. AKP. Mesela Erdoğan bir darbeden korkuyor şu anda. Müthiş bir darbe korkusu var. Eminim gece uykuları kaçıyordur. Mısır örneği nedeniyle korkuyor darbeden. Bence Mısır'daki darbe çok kötü oldu. Çünkü Mısır halkı Mursi'yi zaten süpürecekti. Haziran ayının ortasında başlayan Mısır halkının direnişinde tam 23 milyon kişi sokaklardaydı, Tahrir Meydanı'ndaydı. Ve bu halk hareketi onu yenmişti aslında. Darbeci General Sisi, başka bir İslamcı olan Sisi, darbe yaparak bence Müslüman kardeşlere hayat öpücüğü verdi. O darbenin Mısır halkına hiçbir yararı yok. Sadece Müslüman kardeşleri bir yılda halk üzerinde kurduğu baskı sistemini unutturan, onu mağdur pozisyona taşıyan bir askeri müdahale oldu. Ve kesinlikle darbe Mısır halkına zarar vermiştir. Yani Türkiye'de şöyle bir hava var, askerler iyi yaptı. Hükümeti yıktılar, Mursi'yi tutukladılar. Kesinlikle iyi yapmadılar. Mısır'daki müdahale Mısır devrimini engellemeye dönüktü. Türkiye'de de bu bakımdan bir darbe sadece Tayyip Erdoğan'a güç verir. Tayyip'i Gezi hareketi, Gezi'de ayaklanan milyonlar devirmeli. Asla askerler falan değil. Emin olun, askerler Türkiye'de eğer bir darbe yaparsa yine sola vururlar, Tayyip'e vurmazlar. Yeniden Tayyip'i güç yaparlar, daha büyük bir oyla getirip hükümet yaparlar. Nasıl ki Yaşar Büyükanıt Tayyip Erdoğan'la anlaşarak bir bildiri yayınladı. Sonra kendisi güzel emekli oldu. Tayyip Erdoğan %50 ile mağdurum dedi, tekrar iktidara geldi. Ya askerlerden hiçbir şey beklemeyin. Benim bütün hemşerilerimden, dostlarımdan, halkımızdan talebim bu. Askerin yapacağı darbe sadece büyük güçlere hizmet eder ve ezilen sınıfları daha fazla ezer ve sömürür. O yüzden sakın yani askeri yolu falan düşünmeyiniz. Ya aslında hiçbir soru gelmedi. Ali abiye teşekkür ederim. Bu kaç